Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmil hayır. Ya Rabbi sen yarattın sen hayır. Evet efendim, Kayseri'deyiz. Yılanlı Dağı'nın eteklerinde ninnileriyle, bunun dualarıyla büyüdüğümüz çok değerli evliyalarımızdan Koyun Baba Hazretleri'nin huzurundayız şu anda. Evet efendim, çocukluğumuz bu türbenin, bu kuyu vardı, bu kuyunun etrafında geçmiştir. Allah razı olsun bu türbeyi ortaya çıkaranlardan. Tabii ki bu türbe daha önce bu şekilde değil, böyle bir taştan bir şekilde, mezar şeklindeydi. Ama Allah razı olsun daha bir önemsemişler. Gördüğünüz gibi değerli hocamız Koyuncu Baba'nın sarığını, cübbesini, şeyini, erçini ayarlamışlar. Bu işi organize eden Kültür Müdürlüğümüze de, Büyükşehir Belediye'mize de ve Kayseri Valiliğimize de, Kültür Bakanlığımıza da Allah razı olsun diyoruz. Burayı hayata geçirmişler. Değerli babamız Veli Durmuş Çalışır, bu Koyun Baba'nın ruhuyla buralarda ömrünü tüketmiş, şehit çocuğu olması münasebetiyle, Allah'ın vermiş olduğu o güzelim ocakta onda olması münasebetiyle, Koyun Baba Hazretleri ile arasında bizim bilemediğimiz, göremediğimiz güzel tespitler, güzel bir gelişimler olmuştu. Ama biz bunu avam olduğumuz için bilemiyoruz efendim. Koyun Baba Hazretleri'nin hemen bu yanında gelen suyun, zemzem suyu gibi hiçbir zaman eksilmeyen, asırlardır, yıllardır devam eden, yüzyıllardır devam eden ama kaynağının nereden geldiğini bir türlü bilemediğimiz, Erciyes'ten mi geliyor, nereden geliyor tam anlayamadığımız çok güzel buz gibi suları var, şifalı suyu da var. İşte buradan Koyun Baba Hazretlerinden ibret almak acısı, ibret almak açısından biz burada bu FSM medya stüdyolarına raportaj şeklinde bu konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa işte biz bir türbeye geldik, türbeye ip bağlayalım, türbeye muska takalım, dileklerim o manada değil efendim. Kesinlikle anlaşılmasın. İşte gördüğünüz gibi Koyuncu Baba Hazretlerinin hayatını da Google'dan görebilirsiniz. En iyi şekilde size açıklayacaklar. Ben bakıyorum da burada Koyun Baba'nın hayatıyla ilgili burada da bir şey göremedim. Sadece Bakara Suresi 138. ayet var. Bunu bir okuyalım efendim. Evet. Bakın ne diyor? Bakara Suresi 128. ayet. Evet. Hayatlarında kabirleri ziyaret edenler öldükten sonra ziyaret edilmeye layık olurlar. Kabirleri ölümden ibret almak, ölülerin ruhlarını şahat etmek, huzur duymak için ziyaret edilir. Kabir ziyareti dinimizde hem erkeklere hem de tesettüre riayet etmek şartıyla kadınlara haftada bir gün özellikle cuma ve cumartesi günleri sevaptır. Ziyaret sırasında selam verilir, Kur'an-ı Kerim okunur ve bir Fatiha-i Üç İslahatı Şerif okunur. Bilen kimselerin Yasin, Tebareke, Ayet-el Kürsi okumaları çok sevaptır. Türbelerde bulunan zattan doğrudan doğruya dilekte bulunmak fazla caiz değildir. Müslümanlar her türlü dilek ve isteklerini yalnızca Cenab-ı Allah'a, Cenab-ı Hak'tan isterler. Salih zatların kabirleri teberrük için ziyaret edilir. Türbelerde mum yakmak, bez bağlamak, dilek taşı yapıştırmak, para atmak, kurban kesmek, iyileştirir düşüncesiyle emanet eşya bırakmak yanlış ve günahtır. Türbenin içinde kabre karşı namaz kılmak mekruhtur. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin buyurduğu gibi kendimize kabirden çok kabre kendimizi hazırlamalıyız. Ölülerimiz için uzun süre gözyaşı döküp yaş tuttuğu tutacağımıza, onlar adına fakirlere yardım etmek, hayırlarda bulunmak daha uygundur. Estağfirullah. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Sadakallahu azim. Bakara suresi ayet 128. Evet efendim. İşte burada gördüğünüz gibi Koyuncu Baba Hazretleri'nin huzurundayız. Allah razı olsun en güzel şekilde de yazmışlar. Burada bizim yapacağımız en iyi şey Ayet-el Kürsi okumak. Üç günlük var bir elham. Biliyorsak Yasin-i Şerif, Tebareke cüzlerden okuyup tüm Koyun Baba ve onun etrafını ve tüm geçmişlerine ve burada emeğe geçen tüm insanların geçmişlerinin ruhlarına hediye için okumak lazım diyoruz. Ve biz de üç günlük bir elham okuyarak burada yayınımızı bırakıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyoruz efendim. El Fatiha.